Selam gençler Ferum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video ile birlikte TET ders anlatımlarına başlayacağız. Birinci ünitemiz kimya bilimi. Kimya bilimi deyip yabana atma her sene bir tane sorunun geldiği bir yer. Bu yüzden bizim için oldukça önemli bir ünite. Çünkü dikkatlice dinlersen bir tane neti cebe atacaksın. İlk başlığımız simyadan kimyaya. Simya nedir kimya nedir bunların tanımlarını yaparak dersimize başlayalım. Bak şimdi Kimya dediğimiz şey antik çağlardaki değersiz maddeleri altına çevirmek, tüm hastalıkları iyileştirmek veya içildiğinde ölümsüzlük veren bir iksir yapmak gibi hayali uğraştır. Simya aynı zamanda alşimi olarak da bilinir. Simya ile uğraşan kişilere simyacı ya da alşimist deniyor. Şimdi bu tanım bizim için oldukça önemli. Çünkü tanım içerisindeki cümleler aynı zamanda simyacıların amaçlarını da oluşturuyor. Hani Sana şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi simyacının amaçları arasında değildir veya amaçlarından birisidir? İşte amaçlar tam olarak bu. Neymiş sırayla sayalım. Değersiz maddeleri altına çevirmek, hastalıkları iyileştirmek, ölümsüzlük iksirini bulmak. Hocam 3 tane mi amacı var bunların? Hayır ilave edebiliriz. Felsefe taşını bulmak, hayat suyunu keşfetmek. Bunlar da simyacıların amaçları arasında sayılır. Felsefe taşı dediğimiz şey pusula gibi bir şey olduğuna inanılıyor. O felsefe taşını bulduğunda yani pusulayı bulduğunda kendilerini hayat suyuna götüreceğini düşünüyor simyacılar. hayat suyuysa içildiğinde sonsuz güzellik veren, seni gençleştiren, öldürmeyen bir su. Tamam mı? Bu simyacıların inanışlarına göre. Peki simya nedir? Simya dediğimiz şey ise Maddelerin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bak. Çok 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 önemli bir nokta. Simya bir uğraş iken kimya neymiş? Bir bilim dalı. Bak bu bizim için unutulmaması gereken önemli bir not. Yıldızla okuyalım. Kimya kimya bilim kimya simya uğraş. Siz eğer bir soruda simyaya bilim de dendiğini görüyorsanız direkt yanlış ifadesini yapıştırıyorsunuz. Simya bir bilim değil. Peki hocam simya niye bir bilim değil? Simyanın bilim olmamasının nedenleri var. Hani burada bir yaşanmışlık var. Nedir bu? Simya çalışmaları teorik temelleri olmadığı için. Bak 3 tane temel neden var simyanın bilim olmamasının. Birincisi bu. Teorik temelleri olmadığı için. Sistematik bilgi birikimi kullanılmadığı için. Yalnızca deneme sınama yani deneme diğer anlamıyla sınama Yanılma yöntemine dayalı olduğu için simya bir bilim olarak kabul edilmez. Tamam mı? Şimdi simya ile kimyanın aslında temel farklarını bu bilim olmama nedenleri açıklıyor. Onlara da bir göz atalım şurada. Simya ile kimya arasındaki farklar. Bu da senin karşında öncülü soru olarak çıkar. Deneme yanılma yönelik çalışmaları içeriyor simya. Ama kimya dediğimiz şey bilimsel ve sistematik çalışmalar içeriyor yani deneme yanılmayla e, işimiz yok. Hocam şurada böyle işte şey var e, ne derler o kazan var sağ tarafta deney tüpü var. Yani simyacılar deney yapmıyor mu? Sadece kimyacılar mı deney yapıyor? Hayır simyacılar da deney yapıyor. Yani Simyacılar yaptığında aslında sen bir deney olarak nitelendirebilirsin ama bunların deneyleri belli bir düzen değil yani rastgele yapıyorlar veya bu yaptıkları deneyleri not almıyorlar. Yani bu bilgileri biriktirmiyorlar. Bir sistemi yok. Bir temeli yok. Bu yüzden bu deneyler bir uğraş. Tamam mı? Bir, e, deney ama uğraş. Bilim değil. Kimya bir bilim dalı değilken kimya bir bilim dalıdır. Kimyanın te teorik temelleri yoktur. kimyanınsa vardır. Teorik temel ne? Teorik temel ise e, kendi hakkında yazılı bir materyal. Mesela laboratuvara girer kimyacılar veya Doktorlar düşün. Bir laboratuvara giriyor. Eczacılar düşün. Bunlar laboratuvarlarda ellerinde bir tane takip ettikleri materyal, föy olur. Tamam mı? O kaynak. O kaynak bizim için işte teorik temel oluyor. O kaynaklara bakarak ilerlerler. Simyacılar zamanında adam daha yazıyı keşfetmemiş veya yazıyı çok sonradan keşfetmiş teorik temellerden çok fazla bahsedemiyoruz. Niye? Çünkü çok fazla bir bilgi birikimi yok. Bilgiler o zaman çok kaydedilmemiş şimdiki gibi ya hocam Hartix aslında de yok öyle Hartix Smartix yani adam kağıt bulamıyor. Ne bilgi birikiminden bahsediyoruz? İşte falan yazıyor hocam o bir bilgi bilgi birikimi sayılır mı? Ya, anlayamıyoruz o yüzden onu da saymıyoruz tamam? kimya ee, kimyaysa sistematik bir bilgi birikimi içeriyor gençler bizim için. Şimdi iki tane sorumuz var. Bunlara bir bakalım. Birincisi şu şekilde. Diyor ki kimya ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur? İlk çalışmaları antik çağlarda başlayan bir bilim dalıdır. Bak şu cümle çok güzel başladı. İlk çalışmaları antik çağlarda deyince ben sen simya dedin değil mi? Ama bir bilim dalı dediğinde batırdı. Yani bu bir bilim dalı değil. O zaman doğru bir öncül değil. Düşme buraya. Kimya biliminin temellerini oluşturur. Evet. Kimya biliminin temellerini oluşturur. Hatta simya çoğu bilimin Hatta bütün bilimin ileri gidiyorum temeli oluştur. Bak şurada not olarak bunu yazmıştım. Simya temelde kimya bilimi olmadan önceki halidir yani bilimin önceki hali adı herkes simya diyordu. Ayrıca simya astronomi, mitoloji, felsefe, din, tıp, ekonomi gibi birçok dalı da içeriyor. Yani şu anki bilimin önceki adı tek bir isim var, simya'ymış. Tamam mı? Ya o zaman şöyle şöyle bir şey çıkartabilirsin. Ya hocam bütün bilimlerin e, temeli babası kimyadır diyebiliriz. Niye? Çünkü simyayı sadece kimyacılar anlatıyor. Demek ki simya küçüle küçüle kimyaya kadar gelmiş. Evet bence de bütün bilimlerin e, temeli kimyadır diyebiliriz. Fizikçiler de fizik olduğunu iddia ediyor. Ben de kimyacı olarak kimya olduğunu iddia ediyorum. Şimdi şeye geçelim. Çok laf uzatmadan. Buna doğru dedik. Üçüncü öncüle geçelim. Deney ve gözlemlere dayanır. Evet deney ve gözlem var simyada. Bunda sıkıntı yok. Sadece e, bilgi birikimi içermemesinden dolayı veya sistematik ilerlemesi, ilerlememesinden dolayı biz simyaya bilim değil dedik. Yoksa deney yapıyor bunlar. Ama rastgele deneyler yapıyor. Hangileri doğru demiş. 1 ve 2 D seçeneği bizim için doğrudur. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlar arasındadır diyor. Sana 5 tane amaç saydım. Bunlardan hangileri var burada bakalım. Felsefe taşını bulmak. Evet simyacıların aradığı bir şey. Bu taş biliyorsun pusla gibi bir şeydi. Taşı elde ettiklerinde avaya suyuna gideceklerdi. Avaya suyuysa tüm hastalıkları, tüm ölümsüzlüğü iyileştiriyordu. Veya ölümsüzlüğün önüne geçiyordu değil mi? Tüm hastalıkta hastalıkları iyileştirmek demiş. Evet bu da simyacıların amaçları arasında. Üçü de simyacıların amaçları arasında diyoruz. Şimdi geçelim bir diğer başlığa. Simya'nın kimya bilimine katkıları ne? Yavaş yavaş kimyaya doğru geçeceğiz. Şimdi simyacılar hedeflerine ulaşmak için bazı temel deneysel yöntemler keşfetmişler ve kullanmışlar bunları. Bu yöntemlerden bir kısmı hala günümüzde kullanılıyor. Çoğuysa yerine yenilerini bıraktı. Peki simyacıların kullandığı yöntemler nelerdi? Bak. Simyacıların kullandığı yöntemler hakkında şöyle tutabilirsin. Böyle anneannenin, dedenin yaptığı yöntemler genelde simyacıların kullandığı yöntemler. Nedir bunlar? Hani öğütme, çalkalama, mayalama bunlar eskiler biliyorsun eski topraklar çok yapmış. Erköy hayatı yaşadıysan orada da görmüşsündür. Ve bunlar hep simya yöntemleridir. Burada şöyle altını çizelim önemli yerlerin. Öğütme, karıştırma, mayalama, damıtma, kristallendirme, işte Tuzlu su suyu ısıtıyor. Tuz kalıyor. Kristal oluşuyor değil mi? Bu bir kristallendirmedir. Suda çözme, çalkalama, ağırtma dediğin şey beyazlatma demek aslında ağırtma. düzme, katılaştırma, yumuşatma, özütleme bunların tamamı bizim için simyacıların kullandığı yöntemlerdendir. Şimdi bazen şöyle John John x kullanırlar. Etraksiyon yapmıştır simyacılardır. Etraksiyon dediğin şey senin için özütleme demektir. Bu farklı bir ismi böyle yabancı bir isim duyduğunda ya hocam metrioksin simya değil midir? Hayır böyle bir soru karşısına gelmez ama zorlaştırmak istediğinde bunun farklı adını söyleyebilir. Tamam mı? Etraksiyon da deniyor özütlemeye. Bunu da bilelim. Veya flotasyon yapılmıştır hocam. Flotasyon. Flotasyon nedir? Flotasyon normalde yüzdürme demek. Yüzdürmeyi adam sana böyle de sorabilir. Hocam dekantasyon yapmış mıdır? simyacılar evet dekantasyon da yapmıştır. Dekantasyon dediğin şey aktarmadır. Yani bunu e, 10. sınıfta da göreceksin tamam mı? Karışımlar ünitesinde neymiş dekantasyon? Dekan dekantasyon. Bu da aktarma demek. Bu da yine simyacıların yaptığı bir yöntem olarak söylenebilir. Bunlar farklı değişik isimleri. Bunları duyduğun zaman e, ya hocam bunlar simyacı yapmış olamaz değil mi diye sorma bana. Evet simyacı yaptığı ama farklı şekilde artistik yapılmak yapılmak amacıyla söylenen kelimelerdir diyoruz. Şimdi tabi bu yöntemleri simyacılar buluyor. Bu adamlar boş durmuyorlar. Bu yöntemleri kullanarak yeni yeni maddeler keşfediyorlar. Bu maddeler bizim için önemli. Bunların bir kısmını bilmen gerekiyor. Peki simyacıların bu yöntemlerle keşfettiği önemli maddeler hangileri bizim için? Birincisi Kıbrıs taşı. Sonra göz taşı. Ardına şap. Bunlar boyamada kullanılıyor gençler. Tamam mı? Hani halı kilim deşiyorlar ya bunları işte çapla, göz taşıyla, Kıbrıs taşıyla boyuyor simyacılar veya eski eski topraklar diyelim biz onları eski topraklar. Tuz pastası, kral suyu, tunç, tuz bunlar da simyacıların bulduğu maddelerden gençler. Ya hocam bu simyacılar başka bir şey bulmamış mı? Aslında simyacılar daha fazla şeyler de bulmuştur. Nedir bunlar? Barutu da simyacılar bulmuş. Yürek gibi de simyacılar bulmuştur. Camı, seramiği, işte kozmetik ilaçları, kağıdı, kezzabı, tuzruğu, ilacı, boyayı, alaşımları yine simyacılar bulmuştur. Şimdi burada hocam hangisini simyacı bulmuş, hangisini simyacı bulmuş? Yani baktığın zaman cam da bulmuş, Bunları karıştırabiliyorum. Karıştırmamak için bunları öğrenmenin kolay bir yöntemi var mı diye soracak olursan aklında şöyle tut. Simya dediğimiz şey ortalama olarak 1700'lü yıllara kadar devam etmiş. Ne yapmış? 1700'lü yıllara kadar simya devam etmiş bizim için. Hatta 1750'lere kadar. Ama 1700 ile 1800 arasında aydınlanma oluyor işte. Avrupa'daki reformlar, renansanslar sonucunda artık bilimler açığa çıkıyor ve kimya dediğimiz şey doğrusu bilim dediğimiz şey 1700 ile 1800 arasında oluşan bir süreç. Yani sen bir madde simya mı kimya mı aklına tutmak istiyorsan eğer 1700'den önce keşfedilmişse bizim için simyadır. Mesela top. Ya Fatih ne yaptı? Toplarla İstanbul'u fethetti değil mi? E, topları ne zaman attı? Fatih İstanbul'u ne zaman fethetti? 1453'te. He, 1700'den önce demek ki top simyacıların keşfettiği bir şey. Veya barut. O zamanlar kullanılıyordu. Demek ki simyacılar veya hocam seramik simyacıların keşfettiği bir şey mi? E, baktığın zaman tarihimiz Osmanlı'nın bir sürü seramikten yapılmış camileri veya farklı e, külliyeleri, hanları, hamamları bulunuyor değil mi? Demek ki bu da simya maddesidir diyeceğiz. Bunları bu şekilde aklında tutabilirsin. Şu formülleri bilmem gerekiyor mu diye soracak olursan bilmen de fayda var ama karşına çok fazla şu, özellikle şu taşlar var ya Kıbrıs taşı, göz taşı çok fazla karşına çıkmaz. Burada Kral suyu var. Kral suyunu biraz detaylandırmak istiyorum. Kral suyu dediğin şey bizim altını dahi eriten bir su. Altını erittiğinden dolayı altında krallara layıktır ya hani zenginliğin gösterişidir altın. Altını dahi erittiğinden dolayı buna kral suyu deniyor. Kral suyu aslında bir karışım. Bu karışımın içerisinde HCl dediğimiz hidroklorik asit bir de HNO3 dediğimiz bizim için nitrik asit ikisinin karışımı bunlar oluşturuyor kral suyunu. Tunç, tuş devri var biliyorsun. Demir devri var. Tunç da bir alaşım, demir karışımı. hangi pardon, demir karışımı. Metal karışımı. Hangi metaller var tunçun içerisinde? Bakır ve kalay metali var diyoruz. Bu kadar detayı bilmene gerek yok ama bilmekte de ileri düzey sorular için fayda var diyorum. Bilmesen de olur, bilirsen güzel. Naciye ile dediğimiz şey tuz. Tuzu da saklamada kullanmışlar. Ama farklı amaçlarda da kullandıklar olmuşlar tuzu. Hocam tuz başka ne de kullanılabilir ki? En azından günümüzü düşün. Ee, ne yapıyoruz? Yemeklerimizi atıyoruz değil mi? Tadlandırmada kullanıyoruz. Saklamada nasıl kullanmışlar tuzu? İşte kurban bayramını düşün. Kurban bayramında ne yapıyorlar? Derileri tuzluyorlar. Kokmasını engellemek için. Bu yüzden e, ne yaptı? Saklamada. Sorun aslında tuz. Eskiden tuz çok değerli bir şeymiş. Bu yüzden maaş dahi tuzla ödenmiş. Yani maaş olarak bile kullanılan para birimi gibi dahi tuz kullanılmıştır diyoruz. Bunun haricinde yine tuzun kullanımıyla alakalı işte hayvanların beslenmesinde de tuz kullanılmış. Ee, farklı farklı şeyler karşımıza çıkar. Peki simya döneminde hocam laboratuvar malzemesi var mıydı? diye soracak olursan hemen cevabımızı şu sol tarafta veriyoruz sana. Evet vardı. Bunlar imbik, fırınlar, kaplar, eritme potaları şeklinde sıralanıyor. İmbik dediğimiz şey damıtma yapılan alet. Aha, aha şu işte. Biz buna imbik diyoruz. Tamam mı? Evet geçelim. Şurada iki tane nur topu gibi sorumuz var. Birincisi şöyle. Simya değersiz madenleri altına çevirme, hastalıkları tedavi etme ve ölümsüzlük iste. Neydi bunun adı? İksir. he. İksirine sahip olma amacıyla yapılan hayali çalışmalar ifade etmektedir. Aslında simyacıların yaptığı çalışmalar tümüyle boşa gitmemiştir. Değersiz maddeleri altına dönüştürmeye çalışırken bazı yeni maddeler keşfetmiştir. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden birisi değildir diyor. Baktığın zaman böyle pardon simyacıların keşfettiği maddelerden birisidir diye sormuş. Baktığın zaman böyle en masum duran, böyle benim gibi işte gariban duran hangi ışık? Sabun. Sabunu kimyacılar değil, simyacılar olmuş arkadaşlar. Sabun dediğiniz şey eskilerden işte koyunun kuyruk yağı olur. O kuyruk yağını küle basarsan sabun elde edersin. Böyle keşfet Hocam ne alaka kuyruk yağıyla sabun? E şimdi yine TYT kimyanın son ünitesi olan kimya her yerde de sabunun yapısını anlatacağız. Orada iki tane e, ana bileşim var. Yağ asitleri ve metallerden oluşuyor. İşte sodyum ve potasyum e, metalinden oluşuyor yağ asitinin birleşmesiyle sabun. E, bizim küllerimizde ise mineraller var. İşte, küle basılmasının neden o? Yağ asidi de kuyruk yağında var zaten. Kuyruk yağ ile mineral bir araya getirdiğinde sabunu açığa çıkartıyorsun. Sabun yapımı aslında çok da kompleks bir şey değil. Doğal yollarla da sabun elde ediliyor. Bu simyacıların bulduğu bir maddedir diyoruz. Dördüncü örneğimize gel. Yukarıda verilen madde ve kullanım alanı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi Tunç. Tunç'u nerede kullanıyorlar? Alet yapımında değil mi? Ok yapımında, kılıç yapımında kullanıyorlar mı? Kullanıyor. Veya kazma kürekte, geçmişte kullanıyorlar. Doğru. Esans. Esans dediğin şey ee, koku. Güzel koku. Alaşımları çözme. Alaşımları çözmedi. Esans kullanılmıyor. Alaşımları çözmedi. Biz kral suyu kullanıyoruz. Veya asit kullanıyoruz. Tamam mı? Esansı güzel kokularda kullanıyoruz. Göz taşı boyamada kullanılan bir madde idi. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneğidir diyoruz.